Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz uzman klinik psikolog Dilan Tanrıverdi Özaslan. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Bugün yine sizlerle çok merak ettiğimiz soruları soracağız. Hı hı. Dikkat eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu biliyorsunuz ki çocuklarda özellikle çok fazla, özellikle bu sınav dönemlerinde sınavlara çalışan çocuklarda. Nedir? Birazcık bunu açabilir miyiz? Tabii son dönemlerde özellikle çok fazla şikayetle gelen ailelerimiz için bunları açıklamak istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dediğimiz bozukluk kişinin fazla uyarana maruz kalmasıyla tetiklenen bir bozukluktur. Aslında çocukluk döneminde akademik hayata başlangıç aşamasında bunlar çok gün yüzüne çıkar. Öğretmenlerin ve ailenin gözlemiyle bize gelirler aslında. Ve hep şunu söylerler, bedeni burada ama ruhu burada değil gibi belirtilerle bizlere başvururlar. Ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimiz bozukluğun aslında hepsini bulunduran bir unsuru yok. Yani sadece dikkatin de önde olduğu ya da sadece hiperaktivitenin de önde olduğu tipler vardır. Ya da hepsinin birlikte görüldüğü ya da ikisinin birlikte görüldüğü bileşik tip dediğimiz unsurlar da söz konusu. Yani illa dikkat eksikliği varsa hiperaktivite bozukluğu da aynı anda olacak diye bir şey yok diyorsun. Tamamen bunlar çocuğun bireysel gözlemleriyle gözlem yapıp testlerini yaptıktan sonra karar verdiğimiz unsurlar aslında. Peki hocam, şey sormak istiyorum. Şimdi özellikle tabii Covid'den sonra herkes de yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu denilince ilk önce çocuklar aklımıza evet. geliyor. Hatta %8 ile %12 arasında diye biliyorum, bilmiyorum yanılıyor muyum bu oran. Fakat aslında yetişkinlik dönemini de ilgilendiren bir konu bu. Özellikle Covid sonrasında belki hiperaktivite bozukluğu olan, dikkat eksikliği olan kişiler biraz daha fazla etkilenmiş de olabilirler. Çünkü birçok şey tetikledi değil mi? Anksiyeteyi tetikledi, evet. hepimizi kaygıya itti. Yani pandemi sonrası hepimiz ayrı ayrı bireyler haline geldik. Kendimizi bile tanıyamaz olduk aslında. Evet. Şimdi bu noktada kişi kendisinde ya da çocuğunda bu rahatsızlıkların, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun olduğunu nasıl anlayabilir? Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Evet. Şimdi öncelikle bunu bir ekran başındakiler test olarak yapsınlar, daha güzel olur. Ben belirtileri sayarken. Şimdi bu belirtiler içerisinde unutkanlık, çabuk sıkılma, organizasyon yapamama, bir durumu sürdürememe, sorumluluklarını yerine getirememe, fazla hareketlilik, verilen sorumlulukları tabii ki çok fazla tamamlayamama, çok çabuk sıkılma, organizasyon yeteneğinin çok düşük olması, bunun yanında aşırı konuşma gibi durumlardan aslında 6 tanesi varsa hemen bir uzmana başvurulması gerekiyor. Çünkü eğer tedavi edilmezse öğrenme bozukluğu, depresyon tarzında şikayetlerle ne yazık ki sonraki süreçlerde bize gelebiliyorlar. Bunlar da tabii ki tek bir şeyi çalışmaktansa 3 şeyi ya da 2 şeyi çalışmak çocuk açısından daha da zor bir süreç haline geliyor. O nedenle bu testi yaptıklarında söylediklerimin dışında 6 tane varsa aslında hemen bizlere başvurmaları gerekiyor, uzmanlara başvurmaları gerekiyor. O zaman ekran başındaki izleyicilerimizin şu anda yapması gereken klinik psikoloğumuzun biraz önce saydıklarından 6 tanesini kendinizde ya da çocuklarınızda görüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Evet. Peki hocam, size başvurdular. Bunun tedavi süreci nasıldır? Şimdi iki yol tedavimiz var. Bunun biri ilaç, biri terapi. Şimdi ilaç noktasında tabii ki önce bir soyut bir alanda çalışıyoruz. Bu soyut alanı somuta çevirmemiz için bazı sayısal verilere ihtiyacımız var. Bunu da biz testlerle elde ediyoruz. Dikkat testleri var ve bu testi yaptıktan sonra biz sayısal veriler elde ediyoruz. Yani daha somutlaştırıyoruz aslında soyut bir alanı. Tabii ki bu oranların hepsinde kritik noktada psikiyatriste yönlendirmiyoruz. Bazı oranlarda eğer kritik ilaç kullanması ya da ilaç gözlemi gerektiren noktalarda bizler psikiyatri konsültasyonunu yapıyoruz. Psikiyatri artık ilaç kullanıp kullanmamasına ya da dozuna göre karar veriyor. Ama bunun dışında
Ama yaşın, ilaç dışında da tedaviler muhakkak vardır değil mi? Çünkü en azından kendinde olmasa bile kişi yetişkin olarak evladında hani ilaç için çok erken bulabilir. Özellikle antidepresanlar ya da böyle daha psikolojik bu alandaki psikiyatrın yazdığı ilaçlardan hepimizin biraz kaygıları var ya. Evet. O yüzden hani ayrı bir tedavi protokolü de mutlaka vardır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki dikkat terapileri yapıyoruz. İşte bu testler sonucunda yaşıtların ilaçlık kadar değil ama yaşıtlarının da normalinden farklı bir süreçte biz bu test sonucunda görüyoruz ve hemen dikkat terapisine başlıyoruz. Bu terapi içerikleri zaten tamamen danışanın test sonucuna, aileden aldığımız bilgilerle şekillendirdiğimiz bir terapi çeşididir. Aslında sadece ilaç kullanımı söz konusu değil, ilaçsız bir tedavi de tabii ki var. İlaç kullanan birey ya da çocuklar da zaten belli bir seviyeden sonra tekrar terapiye dahil ediliyor. Yani sadece ilaç kullanmış olmuyor. Çünkü ömür boyu ilaç kullanamazlar. Tabii kombine tedaviler burada aynen çok öyle. Önemli. Burada tabii ailelere de çok büyük iş düşüyor aslında baktığımız zaman. Mesela bir ailenin işte çocuğunda böyle bir problem var, dikkat eksikliği, işte hiperaktivite bozukluğu var. Bu ailelere ne gibi önerileriniz olur? Şimdi öncelikle zaten evet aileler için çok karmaşık bir süreç ama çocuklar için inanın daha da karmaşık bir süreç. O nedenle onlara daha da karmaşık bir süreç yaratmamak için önce ailelerin tabii ki bilinçlenmesi bizler için çok çok önemli. Biz terapi süreçlerinde zaten aileleri çok dahil ediyoruz bu sürece. Gerek kitaplarla gerek işte biz bireysel terapi veriyoruz ailelere bu süreçte yine. Öncelikle yapmalarını istediğim şey şu oluyor. Ev içerisinde bazı düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Çünkü aslında her şey ev içerisinde başlar. Sonra okul, sonra sosyal çevre. Öncelikle bir program alıp hatta bunu evlerinin bir köşesine yapıştırıp birlikte bu programı gerek davranış programı olabilir, gerek akademik anlamda bir program olabilir, gerek evdeki sorumluluklarımız olabilir. Bunları bu şekilde her gün birlikte işaretleme yaparak, her hafta birlikte belirleyerek yapabilecekleri bir program istiyorum. Hani duvara asılabilen, güzel kullanışlı. Bunun dışında çocuklarını her zaman, her türlü, her koşulda yanlarında olabileceklerini her zaman hissettirmelerini istiyoruz. Günde en az yarım saat çocuklarıyla birebir kutu oyunları, aslında daha somut oyunlar, eski oyunlar dediğimiz oyunları oynamalarını. Biraz teknolojiden çocukları uzak tutmak gerekiyor değil mi? Böyle araya girdim ama şu anda galiba teknoloji çocukları çok yalnızlaştırıyor. Kesinlikle. Yani ben bunu çok görüyorum. Kendi yeğenimde de çok görüyorum. 7 yaşında fakat onun yaşıtlarında da görüyorum. Hani bizler biraz daha değil, çok daha fazla arkadaşlarımızla oynardık, zaman geçirirdik. Fakat onlarda yok. Yani bir bağ kuramıyorlar kesinlikle birbirleriyle. Kurulan bağ da yine teknolojik altyapı. Evet. Biraz da sınav kaygısına gelelim mi? Hadi bakalım gelelim. Günümüzde artık tabii sınavlara at gibi hazırlanıyor çocuklar. Maalesef. Tabii çok stres yaşıyorlar. Psikolojik problemler yaşıyorlar. Birazcık bundan bahsedelim istiyorum. Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısı aslında sadece bir kaygıdan ibaret değil. Bilişsel olarak, duygusal olarak ve bedensel olarak hissettiğimiz şeydir. Bilişsel olarak hep şunu söyleriz, yapamayacağım, başaramayacağım. Duygusal olarak sinirliyizdir, öfkeliyizdir, kaygılıyızdır. Ve bedensel olarak aslında aileler bunu fark eder. Bu çocukta bir şey var, işler yolunda gitmiyor dedikleri unsur tam da bedensel noktada çıkar. Aslında bu şey gibidir. Ateş bir hastalığın belirtisi ya, işte sınav kaygısı ya da normal bir kaygıda da bedensel durumlar bir ateş belirtisi gibi öngörebiliriz. Bu bedensel kaygılarda da el terlemesi, kalp çarpıntısı, kusma davranışı ve bunun gibi davranışlar meydana gelebiliyor. Bizler bunların tedavisini tabii ki sırasıyla ele alıyoruz. Nasıl baş edeceğiz hocam sınav kaygısıyla? Özellikle ebeveynler çocuklarına nasıl yardımcı olacak? Gençler sınav kaygısından ya da daha yaşı küçük olanlar nasıl tedavi yöntemi nedir? Nasıl baş edebilirler? Şimdi tedavi yöntemlerinde genelde önce en aktif olanıyla başlıyoruz. Bedensel belirtiyle başlıyoruz. Bu bedensel belirtilerinde biz tedavide nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri programıyla önce başlıyoruz. Danışana bunu öğretip evde de ödev olarak bunu uygulamasını istiyoruz.
Daha sonra tabii biraz daha artık duygusal olarak etkilendiği sürece geçiyoruz, mutsuzluk dediğimiz sürece. Tek bir şeye odaklılar, tek bir hedefleri vardır. Bu hedef ne ve bu hedefin yanında biz nasıl bir ikincil bir B planı oluşturabiliriz? Bu seçtiği alandan çok farklı alan da olabilir. Ve bununla da mutlu olabileceğini, eğer bunu kazanamazsan bak böyle bir seçeneğin de var olduğunu, çocuk bu sefer biraz daha motive olup mutluluk aramaya başlıyor. Daha sonraki süreç bilişsel, yapamayacağım, başaramayacağım, tamam bunu yapamazsam bak diğeri var gibi bir rahatlığa ulaşıyor. Ve otomatik olarak üçü de aslında dinmiş oluyor. Ailelere şunu öneriyorum, bu süreçte işte bir baskı, çevresel baskı, şu olmalısın, bu olmalısın tarzı sözcükler, söylemlerden kaçınmalılar. Çocuğun seçmiş olduğu A ve B planlarına çok saygı duymalarını istiyorum ve desteklemelerini istiyorum. Bu süreçte sınav çocuğunun bence haftada bir kez ailesiyle bir zaman, bir vakit geçirmesi gerekiyor. Çünkü yarış atı gibi gerçekten okul, dershane, ev sürecinde parçalanıp duruyorlar. Ve her gün aslında bireysel aktivite yapması gerekiyor bu çocuğun, ev içerisinde de olsa. Ama ailesiyle de en azından haftada bir dışarı çıkıp bir hava alması, bir etkinlik yapması gerekiyor. Ailelere bir de şunu söylemek istiyorum. Her çocuk bireysel farklılıklarla mevcuttur. Herkes aynı değildir. Biraz da oldukları gibi kabul etmek lazım. Aynen öyle. Biraz öyle görmek gerekiyor. Yani beklentilerini gerçekten çocuklarını çok iyi tanıyıp ayarlamaları gerekiyor. Evet. Aslında aileler kendi beklentilerini çocukların üzerine şey yapıyor değil mi? Genelde şey oluyor ya, doktor anne babanın çocuğu doktor olmalı. Kesinlikle. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, 8'de sağlık programının bugünkü konu uzman klinik psikolog Dilan Tanrıverdi Özaslan'dı. Kendisiyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna sahip ailelere çok güzel önerilerde bulundu. Bunun haricinde sınav kaygısından bahsettik ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizden bahsettik. Kendisine de verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.